Arkadaşlar ben Olduğum Yer kitabını okumaya devam ediyorum. Biraz önce kargom geldi. Hatta Amazon alışveriş videomda da gösterdim. Oraya da bir video çekmiştim. Ya bundan önce ya bundan sonra izlersiniz o videomu da diye düşünüyorum. Ne zaman paylaşacağım şu an net belli değil. Bayağı böyle dev bir alışveriş yapmıştım Amazon'dan. Orada bir kitap gösterdim ama çok araya kaynamasın. Yani kitap okurken de o kitabı göstermek istediğim için bir video açayım dedim hemen. Bu kitabı aldım. Yeni Edebiyat Eczanesi. Arada sırada okuma vloglarımda böyle kitap geldikçe gösteriyorum ya. Bunu da göstermek istedim. Gerçekten çok merak ettiğim bir kitaptı. Uzun zamanda da böyle indirime girmiyordu. İndirimde görünce hemen kaptım. Gerçekten Edebiyat Eczanesi çok merak ediyorum. Konusu bayağı iyi bir konusu var. Çok güzel bir konusu var. O yüzden aldım. Hemen konusunu çok kısa okumak isterim. Parisli kitapçı Jean çok özel bir yeteneği vardır. Hangi kitabın hangi acıyı çeken insana iyi geleceğini anlamak. Edebiyat Eczanesi adını verdiği gemisine gelen ziyaretçilerine okumalarını önerdiği kitaplarla tedavi eder. Fakat bir gece kendisi uykudayken ardına yalnızca bir mektup bırakıp ortadan kaybolan güzel sevgilisini hala özlemekte, kitaplarla bile şifa bulamamaktadır. Sevgilisi gideli 21 yıl olmasına rağmen Perdu genç kadının bıraktığı mektubu okumaya hiç cesaret edememiştir. Ancak bir yaz günü her şey aniden değişir. Sonunda Perdu kitap gemisinin bulunduğu limandan ayrılacak, kayıp aşkının peşine düşecek ve Lavanta Kokulu bir yer yazıyor burada, onu söyleyemeyeceğim. Doğru yelken açacaktır diyor. Kitapla alakalı çok güzel yorumlar okudum. Ayrıca şöyle de bir olay var. Bu kitabın içinde farklı kitap tavsiyeleri de varmış. O yüzden zaten alıp hemen böyle okumak istedim. Kısa sürede de okurum diye düşünüyorum. Bak tasarım bence çok güzel. Şöyle bir tasarım var. Ya ben çok beğendim. Umarım da okuduktan sonra da severim. Yine bir tavsiye üzerine aldığım bir kitaptı. Böyle alışveriş videosunun araya kaynamasın diye burada da göstermek istedim. Şimdi ben Olduğum Yer kitabını okumaya devam ediyorum. Zaten bittiği zaman gelirim. Yorumunu sizlerle paylaşırım. Çok kısa bir kitap. 155 sayfa. Bir iki günde bitirebilirim diye düşünüyorum. Bakalım. Gidiyorum. Selam arkadaşlar. Alparslan'a kitap almıştım. O geldi. Hepsi buradan. Tamam. Açıyorum. Hemen açayım. Alparslan sabırsızlanıyor. Açtım. Ay ne güzel kitaplar değil mi? Bak tren. Şöyle arkadaşlar, tren istasyonunda bir gün. Bayağı da büyük kitap varmış. Bu Leylen Öğren olarak geçiyor. Tamam, bunu gösterelim. Böyle. Bayağı güzel. Mesela burada gösterilenleri buluyorsun. Bu karmaşığın içinde. Ama Alparslan seviyor, böyle şeyleri bulur yani. Şöyle bayağı güzelmiş. Beğendim. Alparslan, onu da gösterelim mi? Onu da göstereyim size. Bir de tren istasyonunda bir gün. Bunlarda ikinciye %50 indirim vardı. İkisi 20 ya da 25'e falan geldi. Yani bayağı uygun fiyatlı ve gerçekten kalitesi güzel. Canlı yani. Şöyle göstereyim. Mesela Uyuyan Adam nerede? Ben bile bulamam ki bunu. Acaba nerede? Güzelmiş, sevdim. Böyle bir sürü var ama ben sadece bu ikisini tercih ettim. Diğerleri zaten indirimde değildi. Selam arkadaşlar. Biz dışarıya çıktık. Şöyle çekildik. Kola falan içmeye. Alparslan da burada. Abi. Arkadaşlar, Olduğum Yer kitabını okumaya devam ediyorum. Fark ettim ki güncelleme hiç yapmamışım. Bu arada bugün resmen saat 11'den 5'e kadar, hatta 6'ya kadar elektrik kesintisi yaşandı bizim burada ve asla gelmedi. Ve zaten şarjım bitti. Doldurma imkanım hiç olmadı falan. Sonra Alparslan'ı uyuttum. Dedim ki ben kitabımı alayım ve okumaya devam edeyim. Gerçekten bayağı da okudum. Hatta göstereyim şöyle. 77'ye kadar bugün geldim.
Bu gece büyük ihtimalle biter gibi görünüyor. Yani bu gece biter. Yani öyle düşünüyorum ve yarın da direkt yorum yaparım diye düşünüyorum. Şu ana kadar okuduğum kadarıyla ortalama buldum. Çünkü böyle bir olay yok. Olduğum yer tamamen bir kadının olduğu yerlerdeki, işte gittiği yerlerdeki ya da böyle aklına geldikçe anlattığı olaylardan ibaret. Yalnız bir kadın, annesi de yalnız. Annesinden bahsediyor arada sırada. Çevresindeki insanlarla yaşadıklarından ve kendini kıyaslıyor bazı noktalarda onlarla. Bu şekilde ilerleyen bir kitap. Yani böyle çok aman aman olay olmuyor. Durum gibi. Durum romanı gibi olabilir. Emin değilim. Çizdiğim yerler var. Mesela burayı çok beğendim. Mesela onlara biri geliyor ve kitabını vermek istemiyor falan. Sonrasında o kadın, yani o adamla ilgili şöyle düşünüyor. Hani benim hakkımda bu şekilde düşünmüştür diye içinden geçirip şunu söylüyor. Şu kadının binlerce kitabı var ama bir tanesi bile ödünç veremedi. Oysa bu kitap benim için değerli ve onun içindeki tek bir sözcüğün bile anlamını hissedebileceğini sanmıyorum. Yani bu şekilde düşündüğü için adama kitabını asla vermedi. Bu çok hoşuma gitti gerçekten. Hayır diyebildi. Çoğumuz kitabımızı isteyenlere karşı hayır diyemiyoruz ya, herkes böyledir bence. Hani şey düşünüyor. O kitabımı okumayı hak etmiyor düşünüyor ve o kitabı sahaftan bulmuş, çok zor bulmuş ve vermek de istemiyor haklı olarak, bunu anlatıyor. Ve sonrasında misafiri gittiği zaman arkasından şey diyor, işte adam benim hakkımda böyle düşünmüştür falan. Öyle yani, ben böyle güzel yerler vardı, sevdim. Okurken keyif aldığım yerler vardı ama böyle herkes sever mi bilemedim bu kitabı. Herkese hitap etmez gibi geldi bana ama okuduktan sonra tekrar böyle bittiği zaman bir güncelleme paylaşırım. Bu arada bugün içtiğim ikinci kahvem. Yani bugün bayağı kahve içtim sayılır. İkinci kahvem, çünkü günde bir taneye düşürmüştüm. Ama bugün çok fazla canım istediği için şimdi biraz okurken kahve içeceğim. Alparslan'ı soracak olursanız annemle birlikte dışarı çıktılar. Evimiz bahçeli olduğu için dışarıda oynuyorlar. Saat şu anda bu arada 10. Birazdan gelirler ve Alparslan'ı yatırırım zaten. Böyle yani, durumlar bu şekilde. Tekrar gelirim. Yarın büyük ihtimal kitap bittiği zaman küçük bir yorum güncellemesi yaparım. Arkadaşlar bahçedeyim. Taze fasulye topladım. Bayağı verdiler. Bu ikinci part aslında. Bir yemeklik kadar çıkacağını düşünüyorum. Şu an toplamaya devam ediyorum. Size de göstermek istedim. Hatta mısırlar falan da oluyor. Birkaç bir yerde var. Domates de aldım. Bakar mısınız? Kaç tane daha vardı da kızarmamışlar zaten ama birazcık daha kızarsın diye bekledim. Hatta dolmalık biberler falan var. Bakın. Bakın. Küçücük. Şöyle biberler falan oldu. Şöyle dolmalık biberler de var. Normal biberler var. Mısırlar, domatesler. Salatalıklar da yoktu. Dün toplamıştım. Böyle ben toplamaya devam edeyim. Size de çekmek, göstermek istedim. Yani bahçenin son durumu. Şu an o kadar sıcak ki. Akşam yine sulayacağım burayı. Böyle. Selam arkadaşlar. Olduğum Yer kitabını okuyup bitirdim. Zaten dün paylaşmıştım. Görmüşsünüzdür. O gece bitirdim. Bugün de genel bir yorum yapmak istedim. Herkesin sevip beğenebileceğini düşünmediğim bir kitap. Çünkü böyle durum romanı gibi. Bir karakterimiz var. Bir kadın olduğu yerlerle alakalı anılarını anlatıyor diyebiliriz. Böyle anı defteri gibi aslında. Gittiği yerleri, geçtiği yolları, aklına gelen şeyleri okuyoruz. Genel olarak bu şekilde ilerliyor. Çok fazla bir konu olmuyor. Yalnız bir kadın ve annesi de yalnız. Bunu okuyoruz. Çevresindeki insanlarla alakalı duyguların, düşüncelerini okuyoruz. Bilmiyorum, herkesin seveceği tarzda bence de değil. Ama ben ortalama buldum. Bir çırpıda okuduğum bir kitap. Zaten çok kısa bir kitap ve böyle içi genelde boş. Yani hemen de bitebilir diye düşünüyorum. Kitaba 3, 5 üzerinden 3 puan verdim. Hatta arkasına yazmışım. Bir kadının aklına gelen o anki anlık duygularını okuyoruz diye. Genel olarak böyle, yani çok fazla söyleyeceğim bir şey yok.
Ama okuyabilirsiniz. Eğer severseniz böyle yoğun romanların arasında alabileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Böyle kısa kısa öykü şeklinde ilerleyen bir kitap. O yüzden mesela villada, kafede, deniz kıyısında, işte süpermarkette gibi başlıkları var. Orada neler yaşadığını anlatıyor. Ama böyle bu anlattıklarında da fazla bir şey yok. Durum roman yani bu şekilde ilerliyor. Benim bahsetmek istediklerim bu kadardı. Bu okuma maratonunda ya da okuma vlogunu da burada bitiriyorum. Başka kitaplarda görüşürüz diyorum. Hatta şu anda Fournier'in bir kitabını okuyorum. Onun da vlogunu çektim. Onu da paylaşırım bundan sonra. Görüşürüz. Bu kadardı demek istediklerim. Okuduysanız yorumlarda belirtirseniz de çok sevinirim. Sevdiğinizi, sevmediğiniz mi? Bir de okumamı istediğiniz kitaplar varsa, alışveriş videomu zaten izlemişseniz, okumamı istediğiniz ve vlogunu çekmemi istediğiniz kitaplar varsa yorumlarda yazın. Ona göre onları da okuyup vloglarını çekerim. Böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.